Çocuğumun anlatacağı her şeyi hazırlıklıydım. Ama ben bir kıza aşık oldum dediğinde işte buna hazırlıklı değildim. Evladım bana trans kadın olduğunu söylediği zaman, ki bundan 4 yıl kadar önceydi, aslında ilk hissettiğim şey büyük bir korku oldu. Bir yandan da eyvah diyordum. Şimdi ne olacak? Bu çocuğun hali ne olacak? Okula gidebilecek mi? İşe gidebilecek mi? Herkes onu alay mı edecek? Bir saat falan korkunç bir bunalıma girdim. Dedi ki anne beni el alem ne der diye kabul etmezsen sokağa atabilirsin. Daha da krize girdim. Gerçekten bir saat içinde yok olmak istedim. Ama sonra dedim ki Feride sen bir annesin. Çocuğunun yanında olmalısın. Yok olup gidemezsin. Kızımın lezbiyen olduğunu 5 yıl önce öğrendim, fark ettim. Tabii öğrendiğim zaman kaygılarım çok fazlaydı. Kızıma dair tabii ki nasıl böyle bir toplumda böyle bir ilişkisini sürdürebileceğini düşündüm. Kendim için de beni çevrenin yargılayabileceğini düşündüm. İşte nasıl bir annede işte böyle bir çocuk sahibi oldu. Bana bir öğretmenin de olduğu, arkadaşlarının annelerinin de olduğu bir çay bahçesinde sohbet ederken orada bir soru üzerine kızım ben lezbiyenim dedi. Bir şey söylemedik, hiçbirimiz bir şey söyleyemedik. Ben tabii biraz öğretmeni de olduğu için utanmış oldum bu arada, kendimi iyi hissetmedim. Ben çocuğumu küçük yaşlarda fark ettim, ergenlik yaşlarında. Bu konuda çalışan uzman bir hekimden randevu almaya çalıştım. Ve o da kendisi telefonda bana, eşcinsel olsa da bu hastalık değil, bir tedavisi yok. O nedenle herhangi bir çocuk gibi büyütün dedi. İlk oğlum bana açıldığı zaman benim ona söylediğim şey, oğlum bu hayat senin. Nasıl mutlu olacaksan öyle yaşa. Zor bir hayatın olacak ama biz daima senin yanında olacağız dedim. Ben oğlumun yaklaşık 12 yıl önce transseksüel erkek olduğunu öğrendiğimde bu benim için bir sorun teşkil etmedi. Bu benim çocuğumun cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi önemli değil. Önemli olan benim çocuğumun ne kadar iyi insan olduğu. İnsanlar çocuklarını belli şartlar için sevmez. Kötü insansa o zaman oturur sorgularsınız kendinizi. Yani o kadar çok korkmana gerek yokmuş ya derdim kendime. Yani çocuk kendisini güvende hissettiği zaman, ailesinin desteğini yanında hissettiği zaman vallahi her şey iyi gidiyor. Benim çocuğum bana evet geyim yani deyince onu izlemeye başladım. Bir hafiye gibi. Yani nereye gitti, kimle görüşüyor, arkadaşları kimler. Şu an bu kadar seneden sonra kendime şunu söylemek isterdim. Yani bu kadar kendini hırpalamana gerek yok. Çünkü o kendisini korumayı bilir. Kızım ben lezbiyenim dediğinde sen benim en değerli varlığımsın. Seni çok seviyorum. Bu hayat senin. Sen istediğin gibi yaşamaya hakkın var derdim. Her şey yolunda. O çok mutlu. Çocuğun mutlu olunca anneler de mutlu oluyor. Etrafımızla da barışık hale geldik. El alem ne deri tamamen attık. Sildik kafamızdan. Homofobi ve transfobiye karşı mutlaka örgütlenmek, birlikte mücadele etmek, bir şeyler yapmak şart. Durma, bir an önce bunun için bir şeyler yap derdim kendime. Bugün geriye dönsem, kızım için kurduğum kendi hayallerimden vazgeç Neşe derdim. Hayat onun hayatı, hayal onun hayatı. Kimi isterse sevsin, kimi isterse aşık olsun. Sana ne, kime ne?